Bebek odası, çocuk odası ve genç odası olarak tasarım harikası takımların üretimini yapan bir firmayı ziyaret ediyor ve firma sahibi Hüseyin Fidan'ı tanıyarak başlıyoruz röportajımıza. İsmim Hüseyin Fidan. 2002'den beri mobilya alanında imalatçılık yapmaktayız. 2012'den beri de mağazacılık serüvenimiz devam ediyor. MDF lakicili olarak biz özel butik çalışıyoruz. Kişiye özel ölçüler, gerekse renklendirme vesaire, bunların tamamıyla alakalı da kişiye özel çalışıyoruz. Çocuk sağlığına zarar vermeyecek içerikte tüm muamelelerimizi buna göre ayarlıyoruz ve bu bizim için çok önemli. Yani malumunuz işte herkesin oda ölçüleri farklı olması münasebetiyle, yani oda ölçülerine göre gerek gardırop ve karyola ve diğer bileşen ürünleriyle alakalı. Burada bizim çizimci mimar arkadaşlarımız da var. Gerekse imalatta uygulamacı, işin ehli, işini iyi bilen arkadaşlarımız var ve biz de bu konuda tümüyle desteklerimizi her iki tarafa da sağlıyoruz. Ve yani örneğin müşteri geliyor, diyor ki işte şu ürünü şurası değişsin veya nasıl olsun. Bu konuda gayet özgür bırakıyoruz müşteriyi ve kişiye özel belirttiğim gibi gayet güzel çalışmalarımızı yapmaya çalışıyoruz. Orijinalini çok değiştirmeden ama ufak tefek dokunuşlarla yine aynı şekilde kişinin isteğine tabii göre çalışmaları devam ettiriyorsunuz. Kesinlikle, evet. Peki geldi diyelim kişiler, aileler, hı-hı, buraya herhangi bir ürünü beğendiler. Daha sonrasında siz zaten üretime geçiyorsunuz. Onlara belirli bir zaman dilimi veriyorsunuz ve kurulum montaj işlemleri de sizin tarafınızdan mı gerçekleştiriliyor zaman işlemi tamamlandığında? Tabii şöyle ifade edeyim. Mesela MDF lakecili ürün dediğim gibi ham olarak fabrikaya, imalata gelir, atölyeye. Oradan tamamen müşteriye teslim edilecek bir biçimde. Her şeyi, camı, kulbu, boyası ve tüm bileşenleriyle müşteriye direkt gidip teslim edilecek şekilde bitiriyoruz. Onun yanı sıra farklı renkler, belirttiğim gibi farklı çeşitlemeler yapıldığında da onları gerekse müşterimiz atölyeye gelip bizzat kendisiyle beraber çalışma da yapabiliyoruz. Şöyle söyleyebilirim, Bursa'da, Trabzon'da, Antep'te, Gaziantep'te ve İstanbul'un başka bölgelerine de mağazalara ürün vermekteyiz, atölyede ürettiğimiz gibi. Ama kendi mağazamızda öncelikle teşhir ediyoruz, deneme yanılma sürecini burada atlatıyoruz. Yani bir nevi Ar-Ge çalışması yapıyoruz. Böylelikle ürün tam anlamıyla iyi bir şekilde yol aldığı zaman diğer çalışmış olduğumuz mağazalara da toptan olarak da hizmet vermekteyiz. Onlara da ürünlerimizden veriyoruz. Yani şunu söylemek isterim. Bir kere bu iş satışla başlayıp ama sonucunda teslimat dediğimiz, eve teslim edildiğindeki o memnuniyet çok önemli. Bence ölçü odur. Böylelikle hani müşteri eğer doğru hizmeti almak istiyorsa sosyal medyadan doğru analizler yaptığında, zaten bize geldiğinde şuna dikkat etmelidir. Kullanılan ürünlerin malzeme içeriği, hem mekanikte hem fonksiyonellikte hem boyaların kalitesinde, çocuk sağlığına zarar vermeyecek içerikteki tüm içeren tümüyle hepsini kapsayacak biçimde onlara dikkat etmeleri gerekir. Ve bir de şunu söylemek lazım. Hani hiçbir şey karşılıksız değildir. Yani pahalıdır diye bir kavram bence yanlış. Sonuçta karşılığında bir hizmet alıyorsunuz. Kaliteli hizmet alacaksanız onda bir bedelini bu bağlamda iyi analiz etmek lazım. Teslimat sürecinde belirttiğim gibi o teslimat süreci çok önemli. Çünkü vaat edilenlerle sonucunda onu kurgulamak daha önemli olduğunu düşünüyorum. Müşteri bunu düşünmelidir.